Çınar adına senden özür diliyorum. Süreci iyi yönetemedi. Eğer beni ajansa dönmek için ikna etmeye geldiysen boşuna zahmet etme. Kimseye güvenim kalmadı. Bu sektörde herkes yalancı. Vallahi ne desen haklısın. Çınar yıllardır senin menajerindi. Bu işi çözmesi gerekiyordu. Ben dün akşam Ceren'le buluştum. Ve Bond filmi için seni yeniden düşünecekler. Gerçekten mi? Evet. Ve sana %99 o filmde oynayacaksın diyorum. Benim sözüme güvenebilirsin. Tabii eğer senle çalışırsam. Onur duyarım. Ama bak rolü alamazsan seni de kovarım. Ben kendim istifa ederim zaten. Bir şey içer misin? Sağ ol. Tuğba bir şey soracağım. Rolü yaş meselesinden alamadığını kimden öğrendin? Ajanstan bir kız söyledi. Adını bilmem. Sen hepsini tanıyorsun zaten. Yeni başlamış, öyle dedi. Böyle kızıl saçlı, kıvırcık, güzel bir kız. Kıraç ama bak kıza yüklenme, olur mu? Ağzından kaçır. Ay ay ay, merak etme. Bir şey yapar mıyım? Ya sinsi gibi gidip Tuğba'yla konuşmuş. Tuğba da bunu menajeri olarak kabul etmiş. Oyuncumu çaldı. Gasp resmen Çınar Bey, gasp. Oyuncumuzu gasp ediyorlar. Deniz anlatıyor görseniz. Tuğba abi üstüne artık bizim oyuncumuzu gülelim. Ben müptelası değilim ama bizim çocuklar. Ayılmıyor ya. Çok sağ ol Kıraç ya. Çok sağ ol. Bana şahane bir hayat dersi verdin. Demek aynı yerde çalıştığımız insanlara bile güvenmeyecekmişiz. Sırtımızı dönmeyecekmişiz. Şimdi bir de ajansın iyiliği için yaptım dersin. Ya aynen öyle. Sen işi batırdın diye ajans da mı bas? Diğer menajerler olayı duyup Tuğba'nın peşine düşmüştür. Sen bana birkaç gün daha zaman tanısaydın. Bu dosya için öyle birkaç günümüz falan yoktu. Derhal müdahale etmem gerekiyor. Tuğba dosya değil, o bir sanatçı. Aynen. Sayemde o sanatçı daha yüksek yerlere gelecek. Şimdi müsaade edersen benim bir entegrasyon toplantım var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Sen yüksek sanattan ne anlarsın be? Karacığım karşısında aklıma gelmedi bu ya. Yani çok yazık oldu Çınar Bey. Büyük kapak olurdu. Bond filminde oynayacak Türk oyuncu sensin. Şimdiden çok heyecanlıyım. Aynen biz de. Ama konuşmak istediğim birkaç şey var. Tamam. Karakter 25 yaşında. Yani rolü istiyorsan biraz rötuş yapman gerekecek. Anlamadım. Çok şanslısın. Aşırı genç gösteriyorsun. Göz çevrene birkaç küçük dokunuş, birkaç minik dolgu. Benden estetik yaptırmamı mı istiyorsunuz? Estetik sayılmaz yani. Birkaç iğne dokunuşu o kadar. Olmaz. Yüzüme dokundurma. Bence hemen hayır deme Tuğba. Bir dinle Ceren'i. Korkulacak bir şey değil. İnsanlar öğle tatilinde yaptırıp ofise dönüyorlar. Şuralara iki iğne, fıs fıs bitti. Kusura bakmayın, olmaz. Bu rolü istiyor musun? Evet istiyorum. O zaman yaptırmalısın. Yönetmenin şartı bu. Evet, matematiğine vereyim mi sana bu gece? Elini sayayım mı? Ne diyeyim? Oscar'da ve Türkiye'den bana göstereyim mi sana bu gece? Ne diyeyim? Sık kullanılanları ekleyeyim mi sana bu gece? Ha? Açılış sayfası yapayım sana. Ne diyeyim? Gayet. İlginç. Güzel. Gördüğünüz gibi Çınar Bey biraz etkileyici. Bazen baştan çıkartıcı falan. Ben de arada açıp izliyorum böyle videoyu. Evet anne. Ama işte biraz böyle kurtulmak istiyorum bundan. Yani YouTube'dan biraz çıkmak istiyorum açıkçası. İşte sinema ya da televizyon gibi işler yapmak istiyorum. Oralara iş yapıp biraz YouTube'da uzak durmak istiyorum açıkçası. Biraz unutulsun istiyorum video. Düşünülür. Beraber bir karar verilir, birkaç güne konuşulur. Ender'cim, ondan yapılır. Estetikle alakalı
Herhangi bir korkun, bir problem yok değil mi? Hiç yok yani, hatta iyi de olabilir gibi sanki. Estetiğe karşı değilsin. Aynen aynen, hiç yapabiliriz yani. Bence de. Onu şey yaparız. Hı. Birkaç güne konuşuruz. Hı. Tamamdır, çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Çıkalım. Hoşçakalın. Yeni keşifler falan mı Çınar Bey? Yani YouTuber'lar... Yıldızımı kaybettiğime göre yenilerini bulmam lazım. Biraz böyle komedyenlere yöneleyim dedim ama... Tuğba kadar iyi bir oyuncu bulabilir miyim anlamadım. Ya siz neden hemen pes ediyorsunuz? Tuğba konusunda mı? Hı. Kaybetmeyi de bilmek lazım. Karşılaşınca yüzüme bile bakmadı. Kendisine kıraçla mutlu bir kariyer diliyor. Yani ben kariyeri bilmem ama... Yani mutlu olmayacağı kesin. Ya kadına daha ilk günden estetik cerraha yolladı. Ne? Evet, ya randevusunu ben aldım. Ya tamam, yine kaybetmeyi bilin. Ama yani siz sadece onun menajeri değildiniz. Arkadaşıydınız da. Tuğba! Tuğba! Çınar! Çınar, sen motorla nasıl girdin buraya? Birkaç kuralı çiğnedim galiba. Tuğba, konuşmamız lazım. Allah aşkına, iki dakika insene şu an. Durdurabilirsem gireceğim zaten Çınar. Yakut! Ha, ha, Yakut dur! Hani sen at binmeyi unutmamıştın, çok iyi biniyordun. Göz göre göre yalan söylemiştin bana. Yalan söylemedim. Birkaç ders sonra çok iyi biniyor olacaktım. Yalan söylememiş olacaktım, tamam mı? Ayrıca sen bana yalan söyledin. Yalancı sensin, tamam mı? Asla, ben seni daha fazla üzmemek için gerçeği birazcık çarpıttım. Ama bak! Tuğba öyle yapma, öyle yapma. Dik dur. Çınar, dik dur. Dizgini çek. Ho, 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 ho. Yakut, Tuğba Hanım gitti. Çınar! Tuğba Hanım'a yetişin! Tuğba Hanım'a... Kızgın mısın? Crash'ta çalışıyorum diye. Başta kızgındım. Ama şimdi değilim. Sen benim sadece müşterim değilsin ki. Sen benim arkadaşımsın, dostumsun. O yüzden kariyerin için en iyisi neyse onu yap. Bugün benimle doktora gelir misin? Biraz gerginim de. Crash'tan istemek içimden gelmedi. Programıma bir bakayım. Duruma göre söylerim ben. Programı bir bakayım. Duruma göre serseri. Benimle geldiğin için teşekkür ederim. Yüzünü buruşturma öyle bak. O kırışıklıklar böyle böyle oluyor. Tamam, ben şunu park edeceğim. Çınar. Aslında sen gelmesen daha iyi. Olur mu canım öyle şey? Ne olur dramatize etmeyelim. Yarım saatlik iş. Tamam. Bir ara buluşalım olur mu? Eski günlerdeki gibi. Ne zaman istersen. Alın çizgilerim. Çizgi falan yok. Nasıl çizgim yok bak. Annen hastalandığında çok paniklemiştim. Üzülmüştün ya, o zaman çıktı işte o. Bak şu göz çevrendeki tatlı minik küçük kaz ayakları da güneş gözlüğü takmayı sevme benden. Anladım, iki dakikada çıkardın yüzümün haritasını. Yüzünün haritasını değil, hafızasını. Yüzümün hafızası. Her çizginin ayrı bir hikayesi, ayrı bir hatırası var. Buyurun, doktor hanım sizi bekliyor. Tamam, teşekkür ederim. Sen hala burada mısın? Yaptırmayacağını biliyordum. Yüzümün hafızasını sildirmek istemedim. Bana ölümsüz bir Bond kızına mal oldu ama olsun. Hadi çok açım. Hamburger mi? Tabii ki.